yokluk bilinci. Bundan nasıl kurtulursun? Ve bolluk bilincini nasıl kazanırsın? Bunun için yapman gereken ilk adımlar nelerdir? Konumuz bu. Bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Eğer videoyu sonuna kadar izlersen inşallah yokluk bilincinden kurtulursun artık. Hani bu mağduriyet zihni var ya, sürekli küçük Emrah modu veya Orhan Gencebay'ın batsın bu dünya modundan kurtulmak istiyorsan, o zaman yapman gereken ufak tefek şeyler var. Onları yapacaksın ve bolluk bilincine, olumlu bir hayata merhaba demek istiyorsan bunları yapacaksın. Çok basit yöntemleri anlatmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlersen inşallah senin için de milat olacak. İstatistiklere göre ortalama bir gazetede okuduklarınızın %90'ı kötü haberdir. Bu %90'lık oran sadece gazete için geçerli değil. İnternet haberleri için geçerli, televizyon için geçerli, tweet, Facebook, aklınıza gelen ne varsa, haber veren ne varsa genellikle %90'ı kötü haberle dolu değerli arkadaşlar. Ve gerçekten bu haberlerin, yani bu negatif haberlerin, olumsuz haberlerin çoğunu zaten bilmeniz de gerekmiyor. Örneğin dün akşam kaç evin yandığını, kaç kişinin öldürüldüğünü ve kaç arabanın çalındığını bilmemiz gerektiğine inanıyor musunuz? Size gerçekten lazım mı bu? Yani tüm bu olumsuzluklara maruz kalmak, düşünsenize aklınızda nasıl bir şablon oluşturuyor? Nasıl bir negatif düşünme kalıbı oluşturuyor? Bir düşünsenize. Hani pasta kalıpları olur ya. İçine dökersin, o kalıpta pasta üretilir. Onun gibi senin zihnine negatif haber şablonu yerleştiği zaman senin aklına düşünsene bu şablonun ne gibi zararları var. Şimdi insanlara genellikle haberleri seyretmemelerini söylediğimde hep aynı sorularla karşılaşıyorum. Şimdi siz de belki o soruyu bana soruyorsunuzdur. Hocam ya masumlar öldürülüyor. İşte bombalar atılıyor. Bir fırtına oluyor veya deprem oluyor. Veya bize doğru ilerlerse bu fırtına veya deprem. Veya bizim mahallede ya seri katil olursa ya da yaşıyorsa bunlarda nasıl haberdar olacağız hocam? Kendimizi nasıl kollayacağız diye bu soruyu bana soruyor olabilirsiniz şu anda. Bana güvenin. İhtiyacınız olan bilgi hemen size zaten gelecek değerli arkadaşlar. Bilmeniz gereken her önemli şeyi zamanda zaten öğreneceksiniz. Bugün mesela büfeye gittiğinizde veya restoranlara gittiğinizde, mağazalara gittiğinizde baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Haberler açılmış değil mi? Haberler zaten var. Yani senin evinde televizyon olmasa da, haber seyretmesen de zaten gittiğinde restoranda veya büfelerde veya mağazalarda zaten haberleri göreceksin. Bununla beraber zaten bindiğin taksi şoförü sana en kötü haberi vermek için ne yapacak? Bayılacak. Veya iş arkadaşlarınız kaçınılmaz. Onlardan zaten kaçamayacaksınız, iş arkadaşlarınızdan. Onlar medyanın yayınladığı şeyler hakkında konuşurken zaten duyacaksın. Merak etme. Önemli bir şey olduğunda zaten ondan kaçamayacaksın. Değerli arkadaşlar, örneğin ben uzun süreden beri haber doğru dürüst izlemiyorum. Neden izlemiyorum peki? Sizin bildiğiniz gibi bu haberler, bu kötü haberler veya orada yayınlanan ne varsa bunlar insanları aptal, hasta ve parasız tutmak için tasarlanmış programlar olduğuna inanıyorum. Siz de belki inanıyorsunuz içten içe. Artık o kötü haberlerin oluşturduğu sanal alemde yaşamak istemiyorum. Ve sevdiğim insanların da benim takipçilerim de o tür negatif haberlerden zarar görmelerini istemiyorum artık. Yani bir çeşit o matrix, o
çarktan çıkmanız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum size. Peki haber medyasını hayatınızdan çıkardığınız zaman ne olur sizin hayatınızda? Size şunu söyleyeyim. Anında çok ciddi bir yokluk programlaması kaynağından kurtulursunuz. Yani sizi sürekli aşağıda tutan, hani yokluk bilinci pompalayan, fakirliği pompalayan veya mağdur psikolojisine sizi sokan o kaynaktan kurtulursunuz. Sizi dibe çeken o halatlardan kurtulmuş olursunuz. Sonra peki ne yapacaksınız? O oluşan boşluğu pozitif programlarla yüklemeniz lazım, doldurmanız lazım. Birkaç tane kitap tavsiyesi olacak. Mesela Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabını tavsiye ediyorum. Bununla beraber Milyoner Aklın Sırları var. Onu da tavsiye ederim. Ve yine 35 dakikada okuyabileceğiniz bir kitap var. Çocuklarınıza da verin. O kitabı okusunlar. Peynirimi Kim Kaptı? İsimli kitapları alın ve okuyun değerli arkadaşlar. Peki ne zaman okuyun? Sabah işe gitmeden önce veya sabah kalktıktan sonra bilinç aldığınızı bu tür bolluk ve bereket ve olumlu düşünme kalıpları oluşturan kitapları sabah okuyun. Yatmadan önce de yine bu kitapları okuyarak yatın değerli arkadaşlar ki bilinçaltınız bu kalıplarla programlansın ve hayatınız çok hızlı bir şekilde değişeceğine inanıyorum. Bununla beraber değerli arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Çevrenizde size pompalanan bu kötü medyanın hizmetçiliğini yapan tipler var. Karşınıza çıkacaklar bunlar. Televizyonda genellikle bunlar çok. Veya YouTube kanallarında. Bunlar böyle bedavadan, hiç gayret göstermeden işte zenginliği kendine çek gibi saçma sapan, işte kozmik, işte evrenden enerji çek, zenginliği çek yöntemleri var. Birçok isimler altında. O isimleri şimdi söyleyip kendime düşman kazanmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Hani size sihirli değnekle bir şeyler vaat ediyorlarsa lütfen oradan uzaklaşın. Çünkü kader gayrete aşıktır. Gayret etmeden hayatınız değişmeyecek. Yani böyle oturarak, düşünerek zenginliği çekemiyorsun kendine. Dolayısıyla şunu da eklemek istiyorum. Rahat suresi 11. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz değişmedikçe sizin üzerinizdeki hüküm değişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani siz değişmeden hiçbir şey değişmeyecek. Öyle çekerek kozmik enerjiyle, evrensel güçle bir yere varamazsın. Çünkü bunu yaparsan daha büyük bedeller ödersin, daha çok acı çekersin. Çünkü işi şirke götürür, Allah korursun, isyana götürür, sapık düşüncelere götürürsün ve kafan allak bullak olur. Belki daha dibe inersin bunlardan dolayı. Dolayısıyla senin de gerçekten hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsan, gerçekten hayatını güzelleştirmek istiyorsan, gayret ederek, sihirli yöntemlerden uzak kalmak istiyorsan, o zaman sana tavsiyem bizimle iletişime gir. Peki bizimle nasıl iletişime gireceksin? Hemen videonun altında link var. Tıkla, formu doldur, gönder. Seninle birebir bir görüşme yapalım. O görüşmede şu anda neredesin? Nereye gitmek istiyorsun? Nereden geldin? Beraber bir konsept geliştirelim. İnşallah sen de binlerce programlarımıza katılan insanlar gibi arzu ettiğin hedefe ulaşırsın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.